Hepinize selamlar arkadaşlar. Exterso Gaming oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Forza Horizon 5'te görmüş olduğunuz bu Karpes aracımız ile Jaguar XTVR 220S Motorsport'un çıkartmış olduğu özel Karpes aracını beraber inceleyeceğiz ve direksiyon seti Thrustmaster T300RC GT direksiyon setimizde ufak bir turlama, bir inceleme yapacağız. Devamında da bir modifiyesini yapar. Ufaktan modifiyeli haliyle de bir sürüş yaparız. Buyurun öncelikle bu arabanın bir sesini dinleyelim. İçine de bakalım. Oy, içi gerçekten, yani şu soldaki kadranlar, göstergeler tabi beni benden alıyor ya resmen. Baksana şuraya, of, gerçekten çok güzel. Hadi bakalım, ilk önce içinden ufaktan bir sürüşe başlayalım. Oo, birinci viteste direkt 100 diyecek yani. Şöyle, hatta deneyelim mi? 0-100'ü birinci viteste alıyor mu? Şöyle biraz daha düz olsun. Tamam. Şuradan o viraja 100'ü görür zaten. Evet. Bir attım. 3, 2, 1. Yok, direkt yüklenince olmadı. Şöyle yavaş şey yapalım. Evet. Birinci viteste 100'ü görüyor. Bu arkadaşlar arabanın stok hali. Stok halde zaten gördüğünüz gibi araba güçlü bir araç. Arkadaşlar bir yol verir misiniz? Şöyle çat. Dördüncü vitesimize atalım. Ufaktan gidelim. Bu arada direksiyon kamerasını bir kontrol edeyim. Telefonda çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi facecam zaten yüzümü çekerken telefonda görünüyor. Yani en iyi açıyı bu şekilde buldum. Ben de istemiyorum hani yüzümün yanında böyle bir de mikrofon, telefon hepsinin bir arada olmasını istemiyorum. Ama mikrofonu az uzaklaştırdığımda bu sefer direksiyon kamerasının önüne geçiyor. Yani mikrofon da çıkıyor. Allah, önümüze de bakalım bir yandan. Mikrofonu çıkartmazsam ağzıma çok yaklaşıyor. Patlama olabilir. Hatta şöyle mikrofonun sesini biraz kısayım. Gerekirse editte ayarlarım bu araba. Bu arada arabanın da içine, dışına ve çevreye iyicene bakabiliriz. Dikkatli bir şekilde inceleyebiliriz. Ufaktan dışına çıkalım. Dışına çıkmadan önce bu açıdan da şöyle birazcık sürmek istiyorum. Şöyle. Birazdan otobana gideriz. Bir top speed'ine bakarız. Ondan sonra hemen modifiyeli haline geçeriz. Modifiye seçeneklerine bakar. Bize neler sunacak? Nasıl modifiye seçenekleri var? Şöyle hızlıca bakarız. Arabanın gidişi gerçekten çok tatlı. Yol tutuşu çok güzel. Yani bu ara yollarda bile 250'yi çok rahat görebiliyorsunuz. Hemen arkadaşlar otobana gidelim. Orada bir şöyle biraz makas atarız. Bir de top speed'ine bakarız. Hadi otoban ışınlanıyorum. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, otobana geldik. Şöyle ufaktan bir gazlayalım bakalım. Hop, hop, makasa girdik bakalım. Şuraya girelim mi? Çılgın ya. Daha dördüncü vitese yeni attım, 280'i gördük. Bize 350'yi verecek galiba otobanda. Şu an için ben de bilmiyorum kaça kadar çıkabileceğiz. 330'u verdi şimdilik. 5. vitese de geçtik. Bakalım. Ama araba hızlandıktan sonra kontrolü bayağı zorlaşıyor arkadaşlar.
Yani şu an direksiyonda hiçbir şey yapmıyormuşum gibi görükse de bu direksiyonu bu şekilde tutmak bile gerçekten zor olabiliyor. Kameraya bakamıyorum ki, yoldan gözümü ayıramıyorum. En ufak hatada... Arkadaşlar bu arcade bir oyun değil, simülasyona daha yakın bir oyun sonuçta. Tamam açık dünya gibi görükse de fizikleri simülasyon üzerine kurulmuş olduğu için ister istemez kazalar da gerçekçi, direksiyon hareketleri de gerçekçi. Yani 360'da gittiğimizi görüyorsunuz. 360'da giderken gerçek arabada da, ki 360'da ben hiç gerçek bir araç sürmedim ama 280'le giderken sürdüm. 280'le giderken şu direksiyonu aynen böyle çevirmediğin gibi patlarsın ya. Ondan sonra mefta. Bakmayın burada hiçbir şey olmadığına. Ufak bir deneme yapalım dedik. Direkt gerçekçi oldu zaten. Hemen geri dönelim otobanda. Hatta geri dönmeyelim. Direkt modifiye'nin halini alayım ben. Onun modifiye seçeneklerini nasıl... Ya çok bir şey yapmadım arabaya. Hazırladım modifiyesini aslında. Hemen onu göstereyim. Ondan sonra bir de onunla sürelim. Bakalım nasıl olacak. Bu arada arabanın etrafını size gösterdim mi? Şu vitesi boşalıp bir frene basalım. Arabanın şöyle dıştan görünüşü gerçek ama arkası çok hoşuma gitti benim be. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hemen modifiyeli halini alıyorum. Modifiyeli halini sarı yaptım. Dört çeker yaptım. Yol tutuşu üzerine birazcık arttırma yaptım. Ekstra böyle çok aşırı güçlü yüklenme vesaire yapmadım. Motor aynı motor. Şanzıman olarak normalde 5 vitesti, şu an 6'ya kadar çıkarttım gördüğünüz gibi. Spor tipi şanzıman koydum yanlış hatırlamıyorsam. Onun haricinde ekstra bir şey yok yani. Araba orijinal, dışında sarı yaptım. Şöyle içini göstereyim. İçinden bir de gazlayalım şöyle. İçi gördüğünüz gibi aynı. Hiçbir değişiklik yok. Ekstra şu üstteki demirleri görüyorsunuz. Hem önler, sağdan soldan hem önlere doğru giden. Yani arabanın iskeletini güçlendirdim. Ekstra ağırlık kattı ama daha derli toplu gitmesi açısından iyi olacak. Arabanın da sesi bu şekilde oldu. Ufaktan yola çıkalım. Bir dakika. Otoban ne taraf? Şöyle. Modifiyeli halini şöyle bir içeriden sürüşünü yapalım. Karpes arabası arkadaşlar, bu hafta eklendi yeni bir araç. Hem bunu inceleyelim, hem sesini hem de bol bol sürüşünü direksiyonla görmüş oluruz. Şöyle bir de bununla makasa girelim mi? Oo, çat. Aman. Sağından geçecektim de direkt döneceği için bizi bayağı zorda. Oy, araba nasıl zıplıyor. Oy, çat çat makasımızı da atıyoruz. Hızlanma olarak vites aralığıyla oynarsak tekrardan artacaktır ama şu an için 350, yani orijinal haliyle aynı hızlanmayı veriyor. Ama daha dengeli gidiyor çünkü hem 4 çeker yaptık hem de özellikle yol tutuşu üzerine az bir şey yoğunlaştık. 370'i gördü şu an. Yani her halükarda biraz daha iyi oldu bu hali. Elbette iyi olacak zaten de. Ama daha iyisi yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Hız üzerine yapılabilir. Ama şu anki hali yol tutuşu üzerine tekrardan altını çizmek istiyorum. Yani yolu tutsun. Böyle makas atarken arabayı savurmasın. Direksiyondan kontrolden çıkmasın. Ay
fena kaza yaptık. Bu hızda gerçek hayatta bir kaza yapmış olsaydık. Tabutu direkt hazırlamaları gerekebilirdi. Evet, bizim sarışını şöyle biraz da dışından görelim, değil mi? Makasımızı biraz da dışından atalım, frene bakalım. Freni de çok çok iyi. Bu arada freni de güçlendirdim zaten. Ne yapıyor lan bu? Orayı niye parçalamış? Böyle artistik biraz sürüş yapalım. Hop. Arkadaşlar. Ay, şunu geç. Ya mouse'a geçince direksiyonun kontrolünden çıkıyor. Çok sinir bozucu bir durum. Yani araba sağdan soldan böyle her açıdan göstermek istiyorum ama eğer detaylı göstermeye çalıştığımda gamepad'den yapmadığım için onu mouse'la yaptığım zaman direksiyon boşa çıkıyor. Yani olayı klavye mouse'a çekmiş oluyor oyun kendisini. O yüzden sorun olabiliyor. Şimdilik böyle idare edin. Onu çok kısa bir süre içerisinde de çözeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün Karpes yeni Jaguar'ın 220S TVR yeni Karpes aracını inceledik. Beraber sürdük. Bir de modifiyeli halini gördük. Thrustmaster T300 RC GT direksiyon setiyle tadını çıkarttık. 370'lerde, 380'lerde böyle makasımızı ata ata devam ettik. Bir sonraki Forza Horizon 5 videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla diyor. Şöyle bir duralım. Bir duralım. Tabii bitirirken ne yapıyoruz? Şöyle hem etrafını dönüyoruz hem gazlıyoruz. Bu sarışın halini de şöylece etrafını detaylı bir şekilde görmüş olalım. Tabii videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki Forza Horizon 5 videosuna görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Bye bye.